otoritelerinin alimliğini ittifakla kabul ettiği ünlü bilginimiz Profesör Doktor Fuat Sezgin anısına Pazar Fen Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu tiyatro gösterisine hepiniz hoş geldiniz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir, diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi sizlere sanatın her alanda gelişmesi için büyük uğraşlar vermiş olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından Tokyo Ortaokulu müzik öğretmeni Sayın Cüneyt Özçağ eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bize sığınacağını birine söylemiş miydin? Hayır. Girdiğini gören oldu mu? Sanmam. Töreye uyacak. Sağ olun ha. Gündüz ahırda kalırsın, gece tandır evinde yatarsın. Ortada dolaşmak yok. Dolaşmam ha. Bunlardan birine kötü gözle bakarsan töreyi bozmak hakkındır. O saat vururum seni. Vur valla. Bu kızım Zühre'nin anası olur. Bu kadınım, bu bacım, bu büyük gelinim, bu yeğenim, bu küçük gelinim. Yakup'un kadınıydı. Bağışla beni kardeş. Bu kadarız işte. Erkek koymadınız ailede. Siz yine iyisiniz ha. Bak sen varsın, kardeş var. Bizde ise bir büyük ham kaldı. O da 20 yıl daha mahpus yatacak. Bir de ben. Ben de erkekten sayılmam ya. Erkek olsaydım işim neydi burada? Yakup'a nasıl kıydın? Sen onu anlat. Belki biliyorsunuzdur. İstanbul'a kaçtım yıllar önce. Ablamla eniştemin yanına. Bu işe bulaşmamak için. İstanbul'da gezip tozuyorum, okuyup yazıyorum. Anımı da özlemesem keyfim beylerde yok. Sizin Yakup Ağa küçük ağamı vurunca haber geldi. Avrat gibi gezeceğine gelsin, alınacak öcümüz vardır diye. Kuş vurmamışım, tavuk kesmemişim. Koca adamı devirmek ne haddimi? Dinleyen kim? Eniştem aldı beni eve bıraktı. Kendi kaçtı. Bir silah verdi elime. Sınava bakalım dediler. Sınamamak olmaz. Ketiği çekmemle güm. Sürtüs diye yuvarlanmam bir oldu. Derken Yakup Ağa'yı gösterir uzaktan. Dağ gibi adam. Vurma elim varmaz dedimse de kızlar bile üzerime sulandılar. Bu nasıl bir kindir ha? Bir kim böyle baklava börekte, susamlı çörekte beslenip büyütülür mü? Şaşa kaldım. Baktım ki başka çaresi yoktur. İki el kurşun sıkayım bacağına dedim. O birkaç ay yaralı yatar, ben birkaç yıl mahpus. Sıramızı savarız dedim. Ama beceremedim. Tetiği çektim sıra yakma da kendini yere atmaz mı? Eyvah! Vurdum kendimi dağlara. Hem koşuyorum, hem ağlıyorum. Ne fayda? Olan olmuş. Arada bir analımı görürsem gelince köye inmeye başladım. Anladım ki benim ağlamam yetmez. Beni de vurup anamı da ağlatmanız gerekmektedir. Ben de zillete katlanıp töreye sığındım. Hepsi bu. Götür bunu yerine, haydi! Peki. Vay anam. Oğlum acıma bak. Yürü! Kimin kurşunu değdi buna? Benim kurşunumdur. Başını nişanlamıştım domuzun. Ama yazık ki tutturamamışım. Elim kırılsın. Bu kış ötmez mi? Ötmez. Hiç mi? Hiç. Niye? Çok konuşkan bir kuştur. Bilmem. Bir tilki olsun duymadı ki o. Hep ağıt dinledi. Nasıl şakısın? Kuşluğu kursunda kaldı garibin. Ne güzel söyledin nene. Adı nedir? Pırpır. Ötsün ister misin? İstemez olur muyum? Ama nasıl becereceksin ki? Çok kolay. Nene duyuyor musun? Kuş gibi ötüyor. Bir daha öt bakayım. Nene duyuyor musun? Şakı ne olur. Peki. Nene nene Pırpır kuşluğuna kavuştu. Pırpır türkü söylüyor. Pırpır sevinç içinde. Elmaların yangası aslanım aman. Aman aman. Zühre Zühre. Ne var? Olmaz kızım. Sahi şakımak bana yakışmaz. Kuş değilim ki, karagillerin torunuyum. Biri duyar diye kaygılanırım. Yoksa içim parçalanmaktadır. Senin de çocukluğun kursağında kaldı.
İstersen sana İstanbul'u anlatayım. Niye ki? Eğlenirsin. Panayır mı bu? 1000 panayır. Yok canım. Bir dinle de gör. Diyelim Ramazan. Ver elini Şehzadebaşı. İstanbul'da bir yer. Hop hop hop. İnsanlar baharda dere gibi akıyor. Çocuklar, gençler, yaşlılar, kızlar, kadınlar. Yalan. Yalanın varsa anlamıyorsun. Peki, inandım. Bir kıyametlik kopuyor. Derken bir kahvehane. Kapıdan bir göz atıyoruz. İçerisi tıktım tıktım. Duvarlarda aynalar, resimler. Tavanda parlak toplar, renkli fenerler. Biri başlıyor. Adam aman kızısı. Çay etti, göl kurudu. Nereden isin kızısı? Rakibi bu kahveye bir cinas buldu ne ala. Bulamadı mı dedi çepazı. Bulsun, yazıktır. Peki. Yaktı beni, kül etti. Bir ananın kızısı. Nene, duyuyor musun? He. Ne güzel anlatıyor değil mi? He. Sonra? Semay kahvesinden çıkıyoruz. Dışarısı mahşer. Hemen yanında kıraathaneye giriyoruz. Aman Allah, kara göz var. Nene! Sus! Eyvah, ne oldu? Şimdi anlarsın. Her ne kadar kusur ettikse affola. Yarın akşam Tahir ile Zühre'nin oyununda buluşalım ve selam. Bitme. Etme ne olur. Beni incitmektesin. Zaten içim pırpır etmektedir. Yüreğim yarılmaktadır. Ana. Güzel Allah'ım. Hayır. Baba vurdum, vurdum içi. Baba vurdum vurdum. Dışarıda kaçıyordum. Tuvaleti de bozmadım. Baba vurdum vurdum. Alnından vurdum. Baba vurdum vurdum. Şeye git de buraya mı geçiyorsun? Git komisyon yanına.